E hadi güzel haber verecektin. Ne oldu? Kahvelerin olmasını bekledim. Şöyle keyifli keyifli haberi keyifli keyifli kahve içerken vereyim dedin. Ne var? Tamam işte geldi kahveler içiyoruz. Ama heyecanlıyım biraz dur. Ya ben de heyecanlandım şimdi söyle. Ha telefonum çalıyor ya dur bir açayım. Kapat sonra şey yap. Alo Songül komiser ben organize şubeden. Aa tütüh ya kapandı bak. Sonra ararsın dönersin. Hadi söyle güzel haberi. Ha. Vallahi bu erkekler alt yazı geçmeden anlamıyorlar belli ki. Ben bir daha çalıyor telefonum görüyor musun? Alo. Ya kapat lan. Songül komiser ben organize şubeden. Kapandı yine. Haberi vereceksin mi ya bugün? Adamı sonra ararsın. Bir de yanlış bilgilendiriyorsun. Sen trafikten Songül'sün, organizeden değilsin ki. Acaba? O ne demek lan? Organize şubeden. Organize şubeye geçtim işte. Ne zaman? Sen ciddi misin? Evet. Ne oldu? Yok bir şey. Hayırlı olsun. Ne oldu hadi? Ya dur. Dur ya. Şey, Serdar abi aldırdı beni oraya. Sen niye? Ya ben sanıyorum ki kocam sevinir gelir böyle bir öper koklar tebrik eder. Neyini tebrik ediyorsun sen de? Organizede her gün hayatını tehlikeye atacak olmanı. Ya tamam da işte polisim ben. Sadece anlıyorum endişeni de polisim. Bunlar benim görevim. Polis Allah Allah. Ol, polis olma demiyorum ki ben. Trafik polisim. Trafik candır. Ya ama insan yine de olsun trafiği seviyor olabilirsin de bir... Burada değişmişiz yani. Bir tebrik eder, öper insan. Sen bana trafikte kalacağını söyle. Bak bakalım neler oluyor. Öpücük manyağı yaparım seni. Aman istemiyorum. İstemiyorum. Benim fikrime saygı duymuyorsun. Peki benim fikrimin hiç mi önemi yok? Var senin fikrinin önemi. Benim fikrimi desteklediğin zaman. Vay anasın. Ne ya? Ne var ya? Azıcık sevinsene be benim için. Peki sana bir şey sorayım. Sor. Ben yarın müdüre gideyim. Ha. Şöyle diyeyim. Müdürüm. Ya ben sıkıldım coğrafyadan. Biyoloji öğretmeni olmak istiyorum. Oldu mu? Ol. Biyoloji öğretmeni ol. Mitoz bölünmeyi öğrenirse kadınların fikrine saygı duymayan, kariyerlerini desteklemeyen adamlar bölünerek çoğalsın zaten mümkünse. Sinir ediyorsun beni ya. Senin kafan gerçekten değişik çalışıyor. Senin kafan gerçekten değişik çalışıyor. Kapı çalıyor, ne söylüyorsan unutma ya da unut çok mantıksız konuşuyorsun. Aa! Mahir teyze, gel. İyi günler. İyi günler. Ya kızım ara ara böyle tartışma sesleri geliyor buradan. Tartışma? Evet. Yok Maynur teyzeciğim eksik olma da biz sadece karımla fikir teatisinde bulunuyorduk. Tabii biz yoksa çok severiz birbirimizi. Ya canım ben yabancı değil ben teyzeniz sayılırım. Evet de tartışmıyoruz ki biz ufak tefek fikir ayrılıkları her evlilikte olur. Biliyor musunuz benim yeğenim Duru evlilik koçu. Ne dersiniz? He. İsterseniz. Evlilik koçu. Evlilik koçu. Evet. Yok gerek yok. Biz zaten sorunlarımızı, ufak tefek sorunlarımızı konuşa konuşa çözüyoruz. Zaten güzel karıcığım yanlış olduğunu anladığı anda fikrini değiştirir. Karıcığım akıllıdır. Koçum. Ben yanlış oldum. Ben yanlış oldum yine değil mi? Niye ben yanlış oluyorum direkt? Sensin. Gidelim ya Mahinur teyze. Ayarla be. Sen bize randevuyu al biz gidelim direkt. Ne tamam. Diyorsun? Okey ben yarın arıyorum o zaman hemen. Gününü saatini öğrenip hemen haber vereceğim. Vallahi çok teşekkür ederim. Her şeyin çaresi var. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Vallahi iyi oldu ya. Niye bana bulaşıyorsun sen? Ben koça muça gitmem. Ben basketbol takımı değilim. Hatanın sende olduğu bir uzman tarafından tescillenecek diye mi korktun? Gidelim. Gidelim. Kadın öğretsin sana bir kadının kariyerine karışmak ne demekmiş.